Güllü kızım. Güllü değil, Serap Hanım. He. Serap Hanım kızım. Ben sizi çok takdir ediyorum, bilesiniz. Ben bu yaşıma geldim, bizden sen gibi akıllı birisi çıktığını hiç görmedim. Bugüne kadar gücüm yettiğince Hamza'ya, Cemşir'e karşı sizi hep kolladım, korudum. Tamam, uzatma. Ne istiyorsun onu söyle. Haşa. Ayağının altının türabı olayım. İstemek ne kelime? Tam zıttı. Serap Hanım kızım, ben buraya size çok mühim bir bilgi vermeye geldim. Ama evvela şunu beyan edeyim ki, ben bu vakte kadar Cemşir'le Hamza'nın yanındaydım. Doğru. Ama şimdi köpekler gibi pişmanım. Saadet'e gel. Hadi, annemle ilgili bir şey söyleyecek misin? Nasıl desem, anneniz nerede biliyor musunuz? Dedem de. He, ama oraya niye gitti biliyor musunuz? Ne bileyim, gezmeye herhalde. Gezmeye, mezmeye gitmedi Zehra. Oraya gitti. Çünkü vaziyeti hiç iyi değil. Anneme bir şey mi oldu? Hasta mı yoksa? Yok. Hasta falan değil, hasta falan değil. Lakin iyi de değil. Söylesene be adam, hadi. Serap Hanım kızım. Cemşir Zehra'yı çok fena dövdü, çok fena. Yok, dövmez. Dövemez, cesaret edemez. Cemşir bu. Deli kafası bir kızdı mıydı, gözü hiçbir şey görmez. Serap Hanım kızım, benim niyetim sizi üzmek değil ama ne yapayım, hakikat bu. Yalan söylemediğini nereden bileyim? İsterseniz getirtin, doğru mu söylemişim, gözlerinizle görün. Ah Serap Hanım kızım, ah. Yani kadına neler yaptı bir görseniz. Engel olmadınız mı? Engel olmaya çalıştım, lakin dinletemedim kurban. Kadını ayağının altına aldı, ezdikçe ezdi, ezdikçe ezdi. Bir dövdü, bir dövdü. Yani ben kendi payıma çok fena oldum, çok. Abim şüphelenmeye başladı. Bugün evden çıkarken çok soru sordu. Sen ne dedin? Bir sürü yalan tabii ki. İnandın mı bari? Şimdilik evet. Ama buna daha ne kadar devam edebilirim bilmiyorum. Neyse, düşünmeyelim şimdi bunları. Bu güzel günün keyfini çıkaralım ha. Abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.